Değerli öğrencilerim, bölünebilmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar 2 ve 2'nin katlarını, 5 ve 5'in katlarını, 3 ve 9'u görmüştük. Şimdi kalanla yolumuza devam edelim. 10 ile bölünebilme kuralının özelliği şu. Son bir basamağı 0 olmalıdır arkadaşlar. Eğer bir sayı 0'a tam bölünmüyorsa, kalan eğer 1 ise, o zaman sayının, örneğin ABC ise son basamağı 1 olmalı. Tabi 1'den 9'a kadar kalan olabilir. Eğer kalan 9 ise sayının birler basamağı 9'dur. Ona tam bölünebilmenin ya da kalanlı bölünebilmenin temel mantığı bu arkadaşlar. Şimdi 11'e bölünebilme ile devam edelim. 11'e bölünebilmenin kendine has şöyle bir kuralı var. Sayıya en sağdan başlayarak artı eksi artı eksi artı eksi koyuyoruz ve bu artı eksileri rakamlarla tek tek çarpıyoruz. Hemen örneklendirelim. Örneğin 3, 2, 1, 4, 7, 8 olsun arkadaşlar. En sağdan başlıyoruz. Artı eksileri döşeyelim. 1 artı 1 eksi, 1 artı 1 eksi, 1 artı 1 eksi. Diyelim en sağdan başlayalım. 8'den 7 çıktı, 1. Artı 4, eksi 1. 4'ten 1 çıktı, 3. Artı 2, eksi 3. 2'den 3 çıktı, eksi 1. Bunları da kendi arasında topluyoruz arkadaşlar. Artı 1, eksi 1'i sıfırladı. 3 kaldı. Bunun manası şu. Yazmış olduğumuz bu sayının demek ki 11'e bölümünden kalanı 3'müş diyoruz. Eğer bu artı eksilerden sonra yapmış olduğumuz toplama işleminin sonucu 0 veya 11'in katı olursa, örneğin 0 olabilir, pozitif 11, negatif 11 ya da pozitif 11'in katı ya da negatif 11'in katı olduğunda 11'e tam bölünebiliyordur deriz. Bilmemiz gereken temel mantık bu arkadaşlar. Yolumuza diğer bölünebilme kurallarıyla devam edelim. Aralarında asal iki sayının çarpımına bölünebilme diye başlığımız var. Aralarında asal iki sayı. Öncelikle aralarında asal tanımını bir hatırlayalım. Birden başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayı denir. Örnek verelim. Mesela 3 ile 4'ün birden başka ortak bölenleri yoktur. O zaman aralarında asaldır. Mesela 4 ile 7 birden başka ortak bölenleri yoktur. Aralarında asallardır. Aralarında asallıktan kastımız bu. Şimdi birazdan bunlarla ilgili olan bölünebilme kurallarına bakacağız. Hemen şurada aşağıda yazmış olduğum ifadelere bir bakalım arkadaşlar. Şimdi normalde 6'nın kendine has özel bir bölünebilme kuralı yok. Asal 2 çarpanı ama aralarında asal olacak. Mesela 2 kere 3'tür. O zaman bir sayının 6'ya tam bölünebilmesi için bu sayı hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilmesi lazım. Peki hangisinden başlayacağız hocam? Kesinlikle 3'ten ya da 9'dan başlamayacağız. Önce ötekinden başlıyoruz. Bununla ilgili olan bilgileri yerleştirdikten sonra soru 3'e bölünebilme kuralına geçiyoruz. 15. 3 kere 5. Hem 3'e hem 5'e tam bölünebilmeli. Önce 5'e bölünebilme, belki de kalan vardır işin içinde. Önce o bilgileri uyguluyoruz. Sonra 3'e bölünebilmeye geçiyoruz. 45. 3 kere, pardon, 9 kere 5. Önce 5'e bölünebilme kuralını uyguluyoruz. Sonra 9'a bölünebilme kuralına geçiyoruz. 36. Normalde 3 kere 12, 2 kere 18 gibi gibi çarpanları var ama aralarında asal 2 çarpanını kullanmamız bizim için en güzeli. Yoksa diğerlerinde parçalanırız. Önce 4'e bölünebilme kuralını uygulayacağız. Sonra 9'a bölünebilme kuralına geçeceğiz. 20. Normalde 10 kere 2 diyebiliriz ama olmaz. İşimize gelmez. Aralarında asal 2 tane çarpanı var mı? Var. 4 kere 5. Burada da birler basamağını ilgilendirdiği için önce 5'e bölünebilme kuralını uygularız. Sonra 4'e bölünebilme kuralına geçeriz gibi arkadaşlar. Şimdi yolumuza devam edelim. Bölünebilme ile ilgili şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım ve artık rahat edelim. Şu ana kadar hep kural, kural, kural. Nereye kadar kural hocam? Artık uygulama zamanı arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi buradaki en büyük tavsiyem şu. Her sorudan önce o soruyu önce kendinizin çözmeye çalışması. Daha sonra eğer çözemezseniz videoyu izlemeniz arkadaşlar. En büyük önerim bu. Bir bakın bakalım yani kendiniz çözebiliyor musunuz? Çözemediğiniz noktada benden destek alın. 4 basamaklı A74B sayısı 15 ile tam bölünmektedir. Daha az önce buna benzer durumlardan bahsettik. Aralarında asal 3-5 değil mi? Eğer işin içinde 3 ve 9'a bölünebilme olayı varsa önce ötekinden başlıyoruz. Sonra 3 ve 9'a geçiyoruz. A'nın alabileceği kaç tane değer var diyor. Bakalım. Şimdi 5'e tam bölünebilme kuralı. Birler basamağı 0 ve 5 olacak. O zaman bizim bu B dediğimiz değer 0 ya da 5 olacak. İki ihtimali hemen yazıyoruz. A, 7, 4, 0. Arayı biraz açıyorum. A, 7, 4, 5. Şimdi 5 ile işimi bitirdim. Sıra geldi 3'e bölünebilmeye.
Şimdi bu iki sayı da 3'ün tam katı olmak zorunda. Rakamları toplamına bakacağız. Şimdi bakalım 7, 4 daha 11. 11'e en az kaç eklersek 3'ün katı olur? 1. 3 ekledim 4. 3 ekledim 7. İşkillendim. Bak 4, 4, 7, 7. Aynı rakamlar geldi. Rakamları farklı mı diye hemen bir bakıyorum. O dememiş. O zaman yola devam. Yani olabilir, olabilir, olabilir. Bir pratik bilgi arkadaşlar. 3 ve 9'da geçerli bu. Kalanlı ya da kalansız fark etmez. Mesela 4 ile 5'in toplamı 9. 3'ün katı mı? Katı. Çöpe atabilirsiniz. 7 ile yola devam ediyoruz. Aksini deneyebilirsiniz. Aynı sonucu alacaksınız. 7'ye en az kaç eklersek 3'ün katı olur? 2. 3 fazlası. 3 fazlası. Yine 5, 5'i gördük. Rakamları farklı dememiş. Bunu hep uyarıyorum. Uyaracağım. Bize ne dedi? A'nın alabileceği kaç tane değer var? 3 tane burada var. 3 tane burada var. O zaman 6 tane arkadaşlar. Cevap C şıkkı. ÖSYM ne sorar? Bakalım ne sorarmış. Bir doğal sayının 40'a tam bölünebilmesi için hangi sayılara tam bölünebilmesi yeterlidir? 40'ın aralarında asal hangi iki çarpanı var? 8 kere 5 hocam. O zaman hem 8'e hem de 5'e tam bölünmesi lazım. Doğru yanıt E şıkkıdır. Sıradaki soru. Bir doğal sayının 30'a tam bölünebilmesi için hangi sayılara tam bölünebilmesi yeterlidir? Şimdi normalde 6 ile 5 aralarında asal değil mi hocam? Evet, ama 6 için işimiz uzuyor. 2 ile 3'e de bakmak zorunda kalıyoruz. O zaman biz 30'un başka aralarında iki asal çarpanına bakalım. 10 ile 3. Bunlar da aralarında asal iki çarpanıdır. 10 ile 3 olması bizim için daha güzeldir. Cevap Denizli. Sıradaki ÖSYM ne sorar sorumuz arkadaşlar. Rakamları farklı demiş. Aman ha dalmayın. 4 basamaklı bu sayı 15 ile tam bölünebilmekteymiş. 15'in olayı neydi? Hem 3'e hem 5'e hocam. İşin içinde 3, 9 varsa önce öteki hocam. O zaman bu sayının 5'e tam bölünebilmesi için birler basamağı ya 0 ya da 5 olacak. Hemen iki alternatifi yazalım. A 2 6 0 3'ün katı olacak. A 2 6 5 3'ün katı olacak. Şimdi 5 ile işimizi bitirdik. Şimdi az önce bir örnekte yine söylemiştim. 3'ün katı ya da 9'un katı varsa rakamlarda çöp edebilirsiniz. 2'ye en az kaç eklersem 3'ün katı olur? 1, 3 fazlası, 3 fazlası, 1, 4, 7. Rakamları farklı dedi, bir problem yok. Alabilir, alabilir. Şimdi gelelim buraya. 6, 3'ün katıdır. O zaman çöp. 2, 5 daha 7. 7'ye en az kaç eklersek 3'ün katı olur? 2. 3 fazlası, ha, evet. 3 fazlası. Rakamları farklı dedi. Alamazsın. Rakamları alamazsın. Alabilirsin. Yukarıda 3 tane, aşağıda 1 tane. Anlanabileceği değerler toplamı. Burayı toplarsam 12. Bu zaten 8. Taraf tarafa topla. Doğru yanıt C şıkkı arkadaşlar. Değerli öğrencilerim, ÖSYM ne sorar sorumuzla devam ederken bu soru çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle bu sorunun sizden ne istediğini anlamamış olan arkadaşlara izah edeyim. Sonra videoyu durdursunlar ve kendileri çözmeyi denesinler. Önce kendinizi bir sınayın. A sayısı verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tam sayı değildir diye sormuş. Bunun manası şu. A sayısına 2 eklersek 3'e tam bölünür mü, bölünmez mi? Tam bölünürse tam sayı olur, bölünmezse tam sayı değildir deriz. Hocam tam anlamadım. A sayısına 5 eklediğimizde 9'a tam bölünüyor mu, bölünmüyor mu? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Şimdi başlayalım. A sayısında 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 71 var. Şimdi her 71'in toplamı 8 mi? 8. 8 tane 5, rakamların toplamı 40 eder. Şimdi bunun manası şu, 3'e bölünebilme ve 9'a bölünebilmedir. Rakamları toplamı 40 olan bir sayıya 2 eklediğimizde devretmiyor. 2 de buradan geldi. 42, 42 3'e tam bölünüyor mu? Evet hocam. O zaman A şıkkındaki ifadenin sonucu bir tam sayıdır, bize değildir lazım. Yani bölünemeyen. Şimdi A artı 45, biz A'nın rakamları toplamının 40 olduğunu bulduk. 5 eklersek 45, 71'e 5 eklediğimizde devretmiyor. O yüzden direkt topladım. O zaman 45 9'a tam bölünür mü? Evet hocam. Demek ki B şıkkındaki ifadenin sonucu da tam sayıdır. Gelelim 4'e bölünebilmeye. 4'e bölünebilme son iki basamağını ilgilendirir arkadaşlar. 71 sayısından eğer 2 çıkartırsak 69 yapar. 69 4'e tam bölünmez arkadaşlar. O zaman bu ifadenin sonucu bir tam sayı değildir. Doğru yanıt C şıkkıdır. ÖSYM ne sorar? Rakamları farklı. Altını çizelim. 4 basamaklı bu sayı 5'e bölümünden kalan 2. Hemen değerlendirelim. Bizi birler basamağı ilgilendiriyor. 5'e tam bölünseydi birler basamağı 0 ya da 5 olacaktı. Kalan 2 olduğu için 0 ile 5'e 2 ekle. O zaman 2 ya da 7 olabilir. Hemen yazıyorum. 8, A, 4, 2 olabilir.
8, A, 4, 7 olabilir arkadaşlar. Sonra bu sayı 3'e tam bölünebildiğine göre eşittir 3K, virgül eşittir 3K. Şimdi rakamları toplamı 3 ve 3'ün katolanları çöp edebiliriz. 8, 4 daha 12, at çöpe. 2'ye en az kaç eklersem 3'ün katı olur? 1. 1'in 3 fazlası 4. Dikkat! 3 fazlası 7. 4'ü alamazsın. Rakamları farklı dedi. Alabilirsin, alabilirsin. Geldik sağ tarafa. 8, 4 daha 12. Çöp. 7'ye en az kaç eklersem 3'ün katı olan 9 olur. O zaman 2. 3 fazlası 5. 3 fazlası 8. Dikkat, dikkat! Rakamları farklı. Alamazsın. Alırsın, alırsın. Alabiliyorsun, 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 alabiliyorsun. Bunların toplamını soruyor. Buradan 7 arkadaşım. Buradan 8. Tak tak toplarsan cevap 15. Doğru yanıt A şıkkı. Arkadaşlar bu video buraya kadar. Bir sonraki videodan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.